50. bab. Babun fi rihi allati takunu qurba al-qiyama taqbidu man fi qalbihi şey'un min al-iman. Qiyomatga yaqin bo'ladigan va qalbida iymondan biror narsa bo'lgan kishilarni jonini oladigan, o'ldiradigan shamol to'g'risidagi bob. Qiyomatga yaqin shamol bo'ladi. Va shu shamolning sababidan butun mu'minlar vafot qiladilar. Bu shamolning kelishligi Allohning katta marhamatidir. Chunki bu shamoldan keyin, shu mu'minlar vafot qilgandan keyin qiyomatning dahshatlari boshlanadi. Va kofirlar mushriklarning ustida bo'ladi butun dahshatlar va azoblar. حدثنا احمد بن عبد الضبي حدثنا عبد العزيز ابن محمد وابو علقمه الفروي قال حدثنا صفوان ابن سليم عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث ريحا من اليمن الين من الحرير Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi, u kishi aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, albatta Alloh taolo Yaman tarafidan ipakdan ham muloyim bo'lgan bir shamolni jo'natadi. Qani nihoyatda yoqimli, muloyim, go'zal, shirin bir shamol kelyapti. Va Yaman tarafdan kelyapti bu. Ba'zi rivoyatlarda Shom tarafidan deyilgan. Ulamolar aytadiki, yo bu ikkita shamol, birisi Yamandan, ikkinchisi Shomdan keladigan. Yoki bitta shamol, endi mintaqalardan o'tadi-ku, faqat bitta mamlakatda qolmaydi. Bu shamol butun dunyoni aylanadi. Shuning uchun mamlakatiga qarab o'zgaraveradi. Masalan, O'zbekistonga nisbatan qarasangiz, u Yamandan kelyapti degan deyilmaydi. O'ziga yaqin yerga qaraydi. Yoki Pokiston, yoki Amerika, dunyoning boshqa yerlari shunday. Lekin bu hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, Yamandan boshlanyapti bu shamol. Falatad'u ahadan fi qalbihi qala bu alqama misqalu habatin va qala Abdul Aziz misqalu zarratin min imanin illa qabadathu. Qalbida deb turib, Abu Alqama aytdiki, bir donning og'irligicha. Abdullah aytdiki, bir zarraning og'irligicha iymondan biror narsa bo'lgan birorta kishini qo'ymaydi, illoki uni o'ldiradi. O'lishiga sababchi bo'ladi. Kimi qalbida Abu Alqamaga ko'ra bir donni og'irligicha iymon bo'lsa, Abdullah aziziga ko'ra bir zarrani og'irligicha. Zarra nima degani? Zarrani ikkita mashhur ma'nosi bor. Bittasi ne tariqqa o'xshagan, ya'ni guruchni 3dan 1iga teng keladigan darajadagi kichkina bir don mahsulotlarining turi. Ikkinchisi havoda uchib yurgan, hali uyga quyosh bir teshikdan nuri kirsa, o'sha nurda ko'rinadigan mayda narsalar. Ikkalasi ham to'g'ri, lekin ko'pincha shu olinadi. Bir insonni qalbida qarang, ichingizga nafas totganingizda minglarcha kirib ketadi shu zarralar. Osha bitta zarracha iymon bo'lsa, mana shu odam mu'mindir. U odam jahannamda abadiy qolmaydi. Uning natijasi baribir jannat bo'ladi. Shu shamol yetgandan keyin butun mu'minlar vafot qiladi. Bu Allohning katta marhamati. Aytdik-ku, bu shamoldan keyin mu'minlar o'lgandan keyin qiyomatning dahshatlari boshlanadi. Dunyoda iymon bittimi, mu'min bittimi, qiyomat boshlanadi. Shuning uchun hozir kofirlar dunyoda mu'minlarni yo'qotishga harakat qilishyapti, iymonni yo'qotishga harakat qilyapti. Aslida ular o'zini yo'qotishga harakat qilyapti. Dunyoni yo'qotishga harakat qilyapti. Ular mu'minlarni yo'qotisha olmaydi. Mu'minlarga zulm qilisha olmaydi. O'zlariga zulm qilyapti. Islomga qarshi kurashligi, iymonga qarshi kurashligi bilan butun yer kurasini, butun dunyoni
yer ve osmonlarni yo'qotishlikka harakat qilyapti ular. Chunki bu dunyoning turishiga mu'minlar sabab bo'lyapti. Hadislarda keladi, dunyoda modomiki bitta mu'min bo'lsa, qiyomat qoyim bo'lmaydi. Dunyoning ruhi mu'minlardir, iymondir, islom dinidir. Dunyoda islom dini qolmasa, dunyoning hayoti bitadi. O'ladi dunyo. Va bu shamol kelgan vaqtida ham mu'minlarga aziyat bermaydi. Aliyana minal harir deyaptilar-ku. İpekten hem mülayim deyaptılar. Hatta bir mazzalik, şirin, lezzetli, hatta yakımlı bir şamal. Mumun kişiler şimdi bir nefes aladı, şu şamal kıyında, vafat kılıçadı. Onlar öldü mü, dünyada fakat yine kafirler, müşrikler tırık kaladı. Onlar en büzülgen halat. Şimdi büzülgen ki köçelerde beyim alal zina kılıçadı. İtler yoksa, eşek yoksa. Beyim alal. Köçede hemen aldı da benim Allah zına kılıç oladı. Şu derecede büzülüşken bunlar. Kabir parastlik, ruh parastlik, avliya parastlik, peygamber parastlik, nihayette ruhuz dengen bunlar. İmam Müslim bu hadiste ne mümkün alıp geldi bir yerde? Bu kıyamet alametleri, kıyamette bunlar degen narsa ki bu. İmam Müslim ne demekçi? Etmekçi ki, bir neçte manaları var. Kıyamet gelişten aldın, şu şamal gelişten aldın, amel kıpkayılar. İmanlarız bulmasa iman geldirirler. İman bulsa onu kuvvetli kılıçge hareket kıyırlar. Dinge şaşırırlar diyebdi. Dinge hareket kıyırlar diyebdi. Çünkü 51. babdı karayın. 51. babda açık geliyip şunursa. Şu fitneler zahir buluştan aldın, amallarga harakat qilishlikka targ'ib bo'ldi deb kelyapti. Ikkinchi ma'nosi, bu hadis bu yerda kelganligining ikkinchi ma'nosi shuki, qiyomatgacha mu'minlar bo'ladi dunyoda. Qiyomatgacha Allohning dini davom etadi. Dunyoda mu'minlar bitgandan keyin qiyomat boshlanadi. Va mu'minlarni kim bitiradi? Allah Teala aytmayapti ki innal kuffara yeb'asuna rihan demayapti. Kafirler şamal jo'natadi demayapti. Peki kafirler bomba portladi demayapti. Allah Teala şamal jo'natadi. Oxirgi mu'minlarni Allah öldiradi. Shu güzel bir holatda. Qiynalmasdan şirin, güzel bir holatda ölishadi, Allah öldiradi ularni. Mu'minlarni kafirler yo'qotolmaydi. Qani bu imanın izzeti, mu'minlerin izzeti, bizi canımızı Allah alıyordu. Malum oluyordu ki, Amerika, Rus hazır biz atom bomba taşıvaramız, yakında taşıvaramız, açığımız geliyordu. Uzlardan görüyorlar, ana indi 3 gün kaldı, 3 keçe saniyemen, ve hemen yalan yaptı. Biz Kur'an-ı Hadis'e karab etikad kılamız. Hayatımızda bir tartıp koyamız. Biz etemiz ki, taşıvara uğrayın. Taşıvar hemen bombalar yine. Bittiktesi mez. Amerika'nın bütün bombalarını taşıvarsın. Rus'un bütün bombalarını taşıvarsın. Yer küresi yok alıp gitmeydi. Bunlar da ilmi hesapları şuna takaza kılışı mümkün. İlmi hesapları yakalayganızda bu bombalar hakikaten parlasa yer küresini çenge eğlentir varışı mümkün. İlmi itibarından. Lekin Kur'an-ı Hadis et yaptı ki elbette Allah-u Teala kıyametke yakın bir şamal cönetendi yaptı. Hiçbir ayet hadiste aytilmagan ki kafirler kıyametke yakın bir yaman nesat öyle tapışadı. Şunu partlat varsa ya ki o partlat gitse yine yer küresi parçalanıp gitti degen gap yok. Allah kıladı bu işlerdi. Demek ki ular atomdan korkuşluğu fakat yine Müslümanlarını ilimsizlikten faydalanıp ahmak kılıp oynaşlık. Ahmak kılıp oynaşlıktı. Müslümanlar da ilim bomba geldiği için korkuşu yaptı. Amerikan atom bombası var, Rus'ta atom bombası var. Onlar gibi biz iltimas edelim. Yalın edelim, bombanın portlat varmasın. Portlat var olursun. Biz neden korkarız? Biz yazarar bu muydu ki? Portlat varsa biz şahit bulamız cennetke. Onlar cehenneme gider. Neden korkarız? Neden açılamız? Biz dünyadan gitsek cennet var. Cennet yaşırak, abadirak, huriler var, bağlar var, kasırlar var. Cennette aziyet yok, çerçeş yok, iş yok,
mehnat yo'q, g'am yo'q, dard yo'q. Bizga yaxshi bo'ladik. Avlaga jahannam. O'zlariga ham bular bizga yomon bo'lmaydi, bizga hech qanday uni zarari yo'q. Bu hadisda bu yerda kelganligini yana bitta ma'nosi shuki, Imom Muslim aytayaptilar, xavorijlar rad qilyaptilar-ku, katta gunohlari sababidan insonlarni kofir demaylar. Mu'minlar qiyomatgacha davom etadi. Bu ahli takfirga ko'ra, takfirchilarga ko'ra, xavorijlarga ko'ra ishonadigan bo'lsangiz, shu zamonda ham shu xavorijlardan boshqa, takfirchilardan boshqa hamma kofir. Faqat 4ta 5ta shu ilmsiz johillar musulmon, qolgan hamma kofir. Imom Muslim aytayaptiki, yo'q, qiyomatgacha davom etadi mu'minlar deyapti. Bu hadisda bu yerda kelganligini yana bitta hikmati shuki, İmam Müslim aytmoqchilar, qiyomatga yaqin ilm kamayadimi? Kamayadi. Jaholat ko'payadimi? Ko'payadi. İslomiy amallar yo'qolib ketadimi? Yo'qolib ketadi. Qiyomatga yaqin qalbida fi qalbihi misqalu habbatin. Misqalu zarratin. Qalbida bir bug'doycha iymoni bo'lgan yoki bir zarracha iymoni bo'lgan mu'minlar qoladi qiyomatga yaqin. Va shularning amali juda zaif. Roza, namoz e'tibordan qarasangiz, amal juda zaif. O vaqtda islomiy hukumat yo'q. Qanday qilib islomiy hukumat bo'lsin? Islomiy hukumat bo'lmaydi. Butun hukumatlar kofirlarning qo'lida bo'ladi. Lekin o'sha kofirlar hokim bo'lgan, kofirlar g'olib bo'lgan, hamma hukumatlar ularning qo'lida bo'lgan, islomiy amallar yo'qolib ketgan mu'minlar ham amal e'tibordan juda zaif bo'lsa ham, baribir uni nasai hadisda payg'ambarimiz mu'min deyaptilar. Imom Muslim aytmoqchiki, endi o'sha zamondagilar mu'min bo'lsa, bizi zamondagilarni kofir demaylar. Bizi zamondagi musulmon to'g'ri aroq ichib turgandir, zino qilib turgandir, odam o'ldirib turgandir yoki boshqa gunohlarga aralashib qolib turgandir, kufr hukumatlardan qo'rqib kofirlardan, mushriklardan qo'rqib ba'zi xatolarni qilyapti turgandir. Lekin mu'minman deyapti turgan bo'lsa, tavhidini saqlab qolgan bo'lsa, u mu'mindir. Uni kofir deyishga haqqi yo'q. Xavorijlar va takfirchilarning bahonasi shu. Bizning zamonda shu deydi. Bizning zamonimizdagi hukm shu. Odamlar kofir deydi. Biz aytamizki, mana bu hadis dalil bo'lyapti. Qiyomatga yaqin holatda ham mu'minlar bor. Shamol kelib ularni mana vafot qildiryapti. Ruhlarni qabz qilyapti. Shunday qilib mana Imom Muslim katta gunohlar masalasini bitiryapti endi.